Her şeye rağmen her şey bittiğinde ezel aşkın kazanacağını, adaletin yerini bulacağını zannediyordu. Ama mutlu sonlar hikayelere mahsus. Benim anlattığım hikaye ise çoktan bitti. Sonrasında yaşananlar hiç olmadı. Fener kapalı oğlum. Ziyaret yok. Ziyarete gelmedim. Niye geldin öyleyse? Babama geldim. Adın? Adın ne senin? Adım Can. Can Uçar. Comcılık. Musa abi buradan geldi. Dobur dobur dom. Ben de tekstil geldi. Yani bu acı. Cımbır. Dom dur. Sana çekmiş bu çocuk. Espri anlayışı sıfır. Konuştuğun dili bilmiyor olabilir bence. Bitmedi mi daha? Bu ne biçim olaymış o? Sen girdin iddiaya. Tabii. Ramiz dayının kızıyla kağıt mı oynanır? Ay piş de oynadık be. Parayı hiç ne zaman çıkaracaklar? Fırsatçı olmuş insanlar. Peki sizin bu iddialı satın... Ne deli koca. Seni dış etmeye nereden koruyorum? Ya bu öyle mola değil, öyle dinlenme molası. Ben şimdi seni nasıl dinlendireceğim? Tabii isimlerden Ezel Bayraktar bugün sabah saatlerinde bıçaklı saldırı suçuyla gözaltı. Bak bana öyle tefoyla iletme, öyle kalmatın bunu. Kendi görüşünü öğrensin. Ali! Yakalandı ve Ali. Emniyet güçlerine teslim edildi. Saldırıya uğrayan kişinin kimliği polis tarafından gizli tutuluyor. Resmi bir açıklama yapmayan polis araştırmalara devam ediyor. Cengiz! Ne var lan? Baba. He. Düzeldin mi artık? Lafa bak, yamuk muydum ben? Yok. Yani hani dün biraz şey olmuştun ya. Bak bakayım düzelmiş miyim? Ne var lan? Aç şimdi yavaş yavaş yanaş. Kenara çek. Aferin! Baba, sen düzeldiysen annemi de alalım mı yanımıza? O da görsün nasıl kullandığımı. Annen... Annen siz eve gidin dedi. Senle. Benle. Baba, barıştınız mı artık? Bakacağız. Babam! Hadi sen şimdi buraya gel, ben kullanayım, tamam. Kadar nakleteceğiz bu adamı ya. Ya Hüseyin bugün maç da var be kardeşim. Nasıl yetişeceğiz bu maça? Sallasak da gitsek şunu ya. Aynen öyle abicim ya. Kim alır maçı sence? Dur! 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 Yetiştim kardeşim. Ali abi. Geldim abim. Eyşan. Eyşan'ı öldürdü.
Ne zaman gelecek anne? Burada mı bekleyeceğiz? Aslında bir küçük değişiklik yapalım mı planda? Üçümüz beraber bir yerlere gidelim diyorum şöyle. Tatil gibi mi? Aynen öyle. Ne diyorsun? Oley diyorum. Çantamı hazırladım bile. Ben biliyordum zaten barışacağınızı. Yine eskisi gibi olacağız değil mi? Ben anneme söyledim. Babam şimdi şey olmuş ama o düzelince sen onu seveceksin dedim. O kendi dedi imkansız aşk diye bir şey yok diye. Eğer beni çok seversen onu hiç unutmazsın dedi. Aşk öyle olur dedi. Asla ölsen bile unutmazsın sevdiğini dedi. Biz annenle hiç barışmadık. Bir daha da hiç barışmayacağız. Ama... Annen ezelli olacak bundan sonra. Terk etti bizi, gitti. Bir daha da gelmeyecek. Duydun mu, gelmeyecek? Hayır, yapmaz. Annem bırakmaz. Çekil! Annemi bulacağım ben, aç kapıyı! Artık sadece ikimiz varız Can. Annen istemiyor bizi. Onu istiyor. Ya hayır dedim, aç dedim, kapıyı aç. Tamam. Özür dilerim. Özür dilerim, dur. Tamam canım. Bırak! Yalancısın sen, kandırdın beni. Aç kapıyı, anneme gideceğim ben. Tamam. Baba burada Can. Geçti. Şşşt. Geçti. Ondan Mezen abinin evine gittik. Başından beri bunu mu kuruyorlardı? Benden kurtulmayı mı bekliyorlardı? Evet oğlum. Bizden kurtulmayı bekliyorlardı. Ben ne yaptım ki onlara? Yapmadın. Sen bir şey yapmadın. Niye bıraktı o zaman beni? Çünkü annen onu seviyor. Seni değil, beni de değil. Ezeli. Ben şimdi bir daha hiç annemi göremeyecek miyim? Hayır oğlum. Anneyi bir daha hiç göremeyeceğiz. Baba niye böyle oldu? Anneler çocuklarından vazgeçmez ki. Vazgeçerler oğlum. Bir gün herkes herkesten vazgeçer, inan bana. Sen benden vazgeçecek misin? Nasıl laf öyle o? Ha? Ben hiç bırakır mıyım seni? Asla vazgeçmeyeceğim senden. Ne pahasına olursa olsun. Son nefesime kadar. Tamam mı? Duydun mu? Hı? Ben seni asla bırakmayacağım Can. Söz veriyorum sana. Bırakmayacağım seni. Hadi yeter artık Melia. Yoruldun, otur. Almıyorum Taz. Ay tatlı bir şey yapayım, Can sever. Ha? Yok, gerek yok. Ben kahveden gelirken almıştım. Ah. Eskiden severdi ama şimdi bilmem. Nerede kaldı bunlar, gelsinler ama artık. Oğlum delirdin mi? Ne işimiz var? Niye geldik buraya? Can abi, Can. Oğlum buradaydı. Oğlumu ne yaptın? Polis vardır evin başında. Tamam bekle, ben hallederim. Tamam. Sen... Can! 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 Hadi Ömer, girme abim oraya. Can! Çıkmamız lazım Ömer. Baksana abi.
Oğlum çıkmamız lazım, gelirler şimdi. Abi, sevdiğim kadından geriye kalana bak. Nişan. Ben gidemem. Gidemem hiçbir yere, ben buradayım. Biraz daha bekleyelim Mümtaz. Cengiz Atay. Cengiz Bey, kusura bakmayın. Rahatsız ettik sizi. Ben polis memuru Sedat Karaman. Hayrola? Kötü bir haberimiz olacak size. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Eski eşiniz efendim. Eyşan. Evet efendim. Korkarım bugün içinde bir saldırıya uğramış. Allah'ım. Bir şey mi oldu? Yaşıyor mu? Yaşıyor deyin. Ne olur yaşıyor deyin. Durumu iyi değil. Ama hemen... Yaşıyor. Hı? Evet, hastanede. Doktorlar ameliyata girmeden sizi aramamızı rica etti. Niye? Sürekli sizin adınızı sayıklıyormuş. Hemen geliyorum. Git abi. Sen git abi. Seni bırakıp bir yerim. Ömer. Ömer, bu ne? Öldü demediler mi? Yaşıyor mu? İdare ettiysen ha? Ali abi. Eşan buradan çıkarken yaşıyormuş. Eşan nerede? Eşan Tezcan. Ben eşiyim, yani eski eşiyim. Cengiz Atay. Nerede şimdi? İçeride. Şuradan bir galoş giyin. Bu boneyi de kafanıza takın. Gelin lütfen. Siz niye hala burada? Kim yapmış? Yakalayabildiniz mi yapanı? Bu. İşte bu yüzden buradayız. Tanıyorum. Beni de tehdit etti. Ne demek bu yüzden buradayız? Yakalamış arkadaşlar. Ama karakola götürürken birileri kaçırmış. Ne? Neredeymiş şimdi? Ciddi bir şey mi? Niye ameliyat aldınız? Kanaması çok. Açtık ama kompres yapıp kapamak zorunda kaldık. Böyle alamayız. Niye? Çünkü masada kalır kardeşim. Dalak ve böbrek paramparça. Sürekli kan takviyesi yapıyoruz. Bilinci gelip gidiyor. Uyandığında sizin isminizi sayıklayıp durdu. Belli ki yanında istiyor sizi. Geldim. Geldim işte. Söyle canım, söyle. Katil. Ne
Bir dakika verin bize. Sadece bir dakika. Karım ölüyor. Bir dakika verin dedim. Bakacağım ona. Yanımdan asla ayırmayacağım. Silah! 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 Abicam, adam yoluna bir şey yap, bulsunlar canı. Aradım bile. Bir iyilik yapacağım bana. Yok, beklemeyeceğim burada. Bekleyeceksin. Cengiz'i görürsen sık. Vur, kır, sık. Ne yaparsan yap, yakala abi Cengiz'i. Ama sakın, sakın öldürme. Ben öldüreceğim onu. Cengiz'in ölümü benim elimden olacak. Anlaşıldı mı? Anladım da Cengiz buraya niye gelsin? Başladı işi bitirmeye. Eyşan'ı öldürmeye. Kumarı da bırakacağım. Bir yer var aklımda, seni de götürecektim oraya. Can'a orada bakacağım. Çok iyi bakacağım. Ya? Can'a kötü bir şey olmayacak Eyşan, söz. Eyşan. Eyşan. Yaşıyorsun. Yaşıyorsun. Eyşan. Eyşan. Gitme. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Hiçbir yere bırak. Eyşan. Eyşan. Buradayım. Buradayım. Biliyorum ben. Hayır. Hayır. Doktor. Ölmek istemiyorum. Senin yanında kalmak istiyorum. Ölmeyeceksin. 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 Doktor!
Eyşan. Eyşan. Doktor. Çek! Çek! Kapa kapıyı. Sen gel buraya, bir şey yap. Bir şey yap çabuk. Çabuk bir şey yap. Yapacak bir şey yok. Kan vereceğim sadece. Bir şey yap çabuk. Hastayı ameliyata alırsak masada kalır. Artık dönüşü olmaz hastanın. O ölürse sen de ölürsün doktor. Yaşamak istiyorsan kurtar onu. Çabuk. Ne yapacaksınız? Bir şey yapın. Adam kadının odasında öldürecek. Bir şeyler yapın. Etrafı çevirdik beyefendi. Haber verdik. Yukarıdan emir bekliyoruz. Yukarıdan emir benim. Ben Cengiz Atay'ım. Ben ne dersem onu yapacaksınız. Oğlumun annesinin odasında. Beyefendi biz de işimizi yapıyoruz. Hadi boşaltın burayı. Ama anlayın. Hadi boşalt burayı. Sen kim oluyorsun da emir veriyorsun be? Başkanım. Kusura bakmayın, rahatsız ediyorum. Başıma büyük bir felaket geldi de. Bana ancak siz yardımcı olabilirsiniz. Beyefendi lütfen hadi dışarı çıkın. Baskın yapın. Ha? Soracağın sorunun cevabı. Ameliyathaneye baskın yapın. Vurun Ezel'i. Manyak mısın sen be? Buyurun başkanım. Buyurun. Ben de evet. Tamam başkanım. Anladım başkanım. Yalnız bu iş çok riskli. İçerideki eski karınız. Evet, katiliyle beraber. Adam deli, yapın şu baskını. Vurdurtucu gezeyim. Bir şey yap Ali. Ali bir şey yap. Bir şey yap lan! Gelsenize lan! Korkak herifler! Gelin! Kötülekler! Çıkın elinize! Çıkın! Yeter bu kadar! Allah'ım. 14 yıldır konuşmadım senden. Bir şey istemedim senden.
İnanmadım sana. Kızdım sana. Orada yoksun diye. Beni duymuyorsun diye. Onlara cezasını vermiyorsun diye. Her gün Eyşan'a acı çektir diye. Eyşan'ı öldür diye yalvardım sana. O yüzden mi alacaksın şimdi canını onun? Beni al, benim canımı al. Onu yaşat ne olur. Ne olur Allah'ım. Allah'ım yalvarıyorum sana, ayırma bizi. Ne olur duy. Ne olur bu sefer duy Allah'ım. Komiserim, baskın. Şimdi yapın işte baskını. Ne baskını be adam? Karım içeride ölüm kalım mücadelesi veriyor. Ben delil bile toplamıyorum. Sen git bir de ameliyathaneye bas diyorsun. Yo, gidip alacağım o herifi ameliyathaneden ama kendi bildiğim yöntemlerle. Hadi git istersen başkanı ara. Milletin hayatını daha fazla tehlikeye atamam ben. Alo. Şimdi bir yer söyleyeceğim size. Oraya getirin oğlumu. Gidiyoruz. Komiserim, kadını hamile diyorlar. Durumu fena. Ama bağlantı kurdurmuyor içerideki adam. Durun, ateş etmeyin. Adam arkadan kaçtı, biz iyiyiz. Nereden kaçtı? Arkada atık asansörü var. Hemen arkada. Oradan kaçtı. Eşan'ın durumu? Uyandı mı? Hayır. Hani kaçacak yeri yoktu Ezel'in? Cengiz Bey, çağırttınız, elimiz mahkum geldik. Yoksa biz sizden daha iyi biliriz kaçan insanın izini sürmeyi. Komiserim, çok affedersiniz ama Ezel kaçmak isteseydi ne izini bulabilirdiniz ne de gölgesini, emin olun. Neyse ki onun derdi kaçmak değil, Eşan'a dönmek. Başladığı işi bitirmek için tabii. Onu anladık da... Sen ne işe yarayacaksın? Ezel'i bulabilmemiz için bir ipucu söyleyebiliyor musun bana? Ha? Daha iyisini yaparım. Adım adım gideceği yerler. Öyle evi, işi, arkadaşı falan değil ha. Sığınakları. Ha. Bir dakika. Oradaki yerleri tutmanız gerek. Ama asıl yakalayacağınız yer başka. Neresiymiş? Ömer Uçar'ın evi. Eski bir arkadaşımız. Başımız sıkıştıkça giderdik hep. Ezel önce o kağıttaki yerleri bir dolaşsın. Gittiği her yerde sizinle karşılaşsın. Yorulsun, sıkışsın. En son oraya gidecek. Oraya gittiğinde de siz evin etrafını sarmış olacaksınız. Emredersiniz. Unutmayın. Önce o kağıttaki yerler. Teşekkür edeceksiniz bana. O katili yakalattığım için teşekkür edeceksiniz. Ben böyle girdim ama polis... Televizyonda gördüm ya. İyi misin? Polis dışarıda biliyorsun değil mi? Her yerde. Arkadan girdim. Bade,
Ben bir şey... Yapmadın. Saçmalama, tabii ki yapmadın. Yapmadın. Eyşan... Nasıl, iyi mi? Yaşıyor. Ben ne yapayım? Bak aşağıda bodrum gibi bir şey var. Orada mı saklayayım? Saklayayım mı seni? Bir arkadaşıma mı götüreyim? Söyle. Başka bir şey isteyeceğim senden. Daha büyük bir şey. Ne? Mümtaz? Ömer oğlum. Otur baba. Baba ne olur otur. En son gelecektim size. Her şey bitince gelecektim ama peşimdeler. Zamanım yok. Kim peşinde? Dinle anne. Cengiz bir şey yaptı. Çok kötü bir şey yaptı. Onu bulmam gerek. Ama bir durabilsem, bir nefes alabilsem polisten. Polis mi? Evet baba, polis. Yine mi? Yine evet. Tutamadım sözümü. Ömer. Doğru. Yapamadım. Karımla çocuğumla gelemedim sana. Yine güldüremedim yüzünü. Ama gidecek yerim yok. Ne olur bir şey demeden Allah rızası için bir... Ne lazımsa söyle oğlum. He? Anne? Seni buradan alacak polis anasından doğmadı daha. Baba? Geç bile kaldım oğlum. Ne lazımsa söyle. Ne yapalım? Ben sadece bir nefes. Gel. Gel şöyle. Anne bana temiz bir gömlek. Getireyim oğlum. Otur evladım, iki lokma bir şey ye. Polis baba. Sen yemene bak. Babam burada. Polis bir süre beni peşimi bırakmayabilir. Bir süre gelemeyebilirim size. Olsun oğlum, biz bekleriz. Uzarsa kart atarım sana, olur mu anne? Her gittiğim yerden kart atarım. At. Babam bana okur. İlla at. Hadi git oğlum, bekleme artık. Her şey bitip mutlu günler gelince hep bu anımızı hatırlayalım baba, olur mu? O kötülükleri unutalım. Hep birbirimizi böyle hatırlayalım baba, olur mu? Annem yanımda. Babam bana hakkını... Helal olsun oğlum. Helal olsun Ömer'im. Anne? Helal olsun annem. Ne kadar hakkın varsa hepsi sana helal olsun. Artık geliyorum Cengiz. Bekle beni, geliyorum. Öyle uzun oynadım ki bu oyunu. Öyle çok kavga ettim ki kendi kardeşimle. Kaybettim. Kayboldum. Unuttum. Nasıl başladıysa böyle kavgaların... Öyle bitmeleri gerektiğini. Baba. Nereye gidiyoruz? Nereye gidersek gidelim Cengo. Birlikte gideceğiz. Bana Cengo dedin. Nerede başladıysa o bizim kıskanç, şefkatli, hastalıklı, sımsıkı dostluğumuzun orada bitmesi gerektiğini. Ösmüyor. Annem öldürü beni Cengiz. Annen nereden bilecek be? Kör senin annen. Ver ya, şunu doğru düzgün yapamıyorsun. Buradan. Şey de yaz, seninki gibi iftar da yaz. Oldu, parada koyayım mı araya? Olur. İftar. Tamam.
şu çağrı. Baba bak, Ömer'i bile geçtim. Aferin oğlum. Cenk'om, gel bakalım. Ben bu ay gidecektim ya yine Almanya'ya. Şeyi düşündüm. Ne? Anneni de alayım diyorum. Değişiklik olur ona da. Ne diyorsun? Anneannene burada bakacak mısın büyük adam gibi? Ne getireceğim? Gelince var mısın sana bir ev alayım? Ev mi? Gerçek bir ev. Hem de içinde sana ait bir oda olacak. Var mısın? Varım. Aslan ol. Hadi o zaman. Uçağı kaçırmayalım. Ben valizleri alayım. Çıkar, cimri. Özleyin gene olacak. Azman mazman ama evladınız o. Anasız babasız nasıl duracak? Çalışacağız anne. Keyfimize mi? Kim bakacak orada çocuğa? Bak nasıl geçeceğim şimdi seni. Senin olsun. Ben çok oynamıyorum artık. Cidden mi? Veriyor musun bana? Niye lan? Salak, iftar aldın ya. Bu akşam bize gelsene, annem börek yapacak. Affedersiniz. 2 saniye telefonunuzu kullanabilir miyim? Acil bir durum vardı. Şarjım da bitti. Tabii. Sağ olun. Sipariş verecektim. Kırmızı biberli mercimek çorbası ve Antep böreği. Adres alayım abi. Esaf Ali abi. Ne oğlum, kiminiz? Bitirmeye mi gidiyoruz kardeşim? Nasıl çıkaracağız ininden? Bir şeyi unuttuk Ali abi. Cengiz'in. Cengiz'in halini unuttuk. Eyşan'ı bıçakladı o. Eyşan'ı. Anladık lan papağan gibi. Evet lan. Eyşan'ı. Yanında oğlu var. Gideceği yer yok. Konuşacağı, güveneceği kimse yok. Cengiz'i unuttuk. Parası var, gücü var ama içi yanıyor. Kimsesiz. Korkuyor. Bizim Cengiz yine o. Hatırlatmamız kâfi. Nasıl yapacağız onu? Evet, Cengiz Atay. Biliyorum Koraycığım, bilgi vermen yasak ama sen yaparsın. Yani benim tanıdığım Koray yüzmez şey. Güzel mi yoksa? İşte bu Koray. Kaçta nereye? Pasa. Süper. Ah, tabii görüşeceğiz. Öptüm. Saati uçuyormuş. 2 kişilik bilet almış. Biri kendine, diğeri... Cana.
Bak Şebo'yu unutmuşum. Ezel. Ne o? Yakalayamadılar mı hala seni? Ben kaçmıyorum ki Cengiz. Seni kovalıyorum. Tamam, tamam. Karakolun önünde buluşalım o zaman. Yo, sen kıpırdama. Ben seni havaalanından alırım. Neredesin? Neredesin? Sen neredeysen ben de oradayım Cengiz. Benden kaçacağını mı zannettin? He? Cengo? Nereye gideceksin? Kenan'ın Fas'taki evine mi? Dünyanın neresine gidersen git. Bulacağım seni Cengiz. Bulunca da canı alacağım elimden. Ben senden iyiyim. Seni yendim ben. Heysel öldürdüm, ben öldürdüm. Seni yenmek için. Yendim artık seni. Başkasına sakla o yalanları Cengiz. Herkes beni seçti diye kıydın Eşan'a. Yenildin diye. Çünkü sen Cengo'sun. Kes sesini Ezel, yakalayacaklar seni. Can bile beni seçti. Kimse seni seçmedi Cengiz. Kimse seninle olmak istemedi. Niye biliyor musun? Çünkü sen Cengo'sun. Allah belanı versin Ömer. Allah belanı versin. Başladığın yere döndün mü Cengo? Bekle. Geliyorum. Canı almaya geliyorum. İstediğin kadar paran olsun. Gücün olsun. İstediğin kadar şeytanlaş. Sen hala ailenin koşa koşa kaçtığı, istenmeyen o terk edilmiş çocuksun. Hayır! Arkadaşım diye mi tuttum zannettin yanımda? Ah Cengiz, kimseyi istemiyor diye. Acıdım diye. Ama sen biliyorsun zaten. Kendi karın hayatı boyunca başka bir adamı bekledi. Şimdi kendi oğlun yanında başka bir babayı bekliyor. Hayır! Getirdin mi dayıdan kalanları? Şebnem. Bir şey hiç diyemedim sana. Dersin. Sonra? Hiç teşekkür etmedim. Tevfik için. Tefo'yu bu hayatta en mutlu eden insan olduğun için. Gerçekten. Ezel! Sağ olsun. Sana bir şey yaptım. Akşam yersin ha? Çok fenayım Aslı abla. Canım bilmez miyim? Vallahi bildiğin gibi değil. Çok üzgünüm. Ben içeri gireceğim. Ha. Ellerine sağlık ablacığım.
Afiyet olsun. Keşke ölmeseydi anneanne ya. Keşke canlansaydı. Daha haftaya ölseydi. Yemek yapmadan yaşardık ne güzel lan. Yok sen, hayır. Ne lan? Fani dünya. Ömer. Sen de bir baksana bu külüstürlerden neler satılır. Ağır ol lan Cengiz. Kafayı çalıştır oğlum. Kadın 150 yaşındaydı. Eşyaların hepsi banko antika. Mümtaz amcaya mı okutsak yoksa hepsini ha? Dönmüşler. Annemler. Dönmüşler. İstanbul'da varmış. 5 yıl olmuş. Anneannem yazıyorlarmış. Rıza soruyor Cengo nasıl diye. Cengiz'e babası bir saat yolladı. Artık yollama diyorum ama Rıza işte verirsin. Bu saat 3 yıl oldu. Buradalarmış. Burada. Hah. Etiler'deymişler. Hah. Bir ev olacaktı bana. Orada odam olacaktı. Almışlar evlerini bensiz. Bensiz. Almışlar. Ali abi. Beni bir Etiler atar mısın? On numara burası. Çok iş var ya Cengo'ya burada. Bir pederin yanına yerleşelim. Dur. Ne? Düşündün mü ne diyeceğim babana? Bir bok demeyeceğim lan. Anamla babam işte. Gideceğim sarılacağım. Ne diyeceğim? 10 sene görmedik. Onlar da öküz değil ya. Cengo'yu bir özlemişlerdir herhalde. Cenk, hadi hanım geç kalacağız bak. Hadi bakalım Cenk Bey. Ömer be. Hadi be. Tanıyor muyum ben sizi? Yok, siz beni tanımazsınız. Rıza Atay değil mi? 5 yıldır buradasınız. Evet. Bir sorun mu var ki? Yatırılmamış bir verginiz var. Faizi büyümüş. Kocaman olmuş.
O borcu artık halletmeniz gerekiyor. Ben sizi bir... Cengiz! Cengiz? Odam nerede baba? Odam nerede? Odam nerede? Cenk mi aldı? İftar aldım baba. İftar aldım. Odam nerede ha? Cenk mi aldı diyorum? Benden daha mı akıllı? Daha mı uslu? Benden daha iyi diye mi? Tamam bırak. Bırak. Öldüreceğim. Hepsini öldüreceğim. Manyak mısın lan? Silahımı da çalmış. Bizi de mi yakalatacak? Bırakıp gitmişler lan. Önce o çocuğu öldüreceğim. Yeter. Biz de varız be. Sen getirdin lan bizi buraya. Harcıyordun bizi Cengiz. Yani. Siz de mi onların tarafındasınız? Senin tarafındayız. Senin arkadaşınız. Nasıl kullanırsın sen böyle bizi ya? Asıl sen kimin tarafındasın? Kendi tarafındayım. Ben kendi tarafındayım. Yapamıyorum ya. Yapamıyorum. Olmuyor. Yeteri kadar iyi değilim ben. Sizin arkadaşınız olacak kadar iyi değilim. Onların çocuğu olacak kadar da iyi değilim. Ne yapayım ben de böyleyim ya. Kimse sevmezse sevmesin beni. Kara kedi Cengiz'im işte. Ama göreceksiniz. Bir gün benim de öyle bir evim olacak. Hepiniz göreceksiniz. Hiçbirinizi de almayacağım içeri. Düştüğümüz hallere bak. Karımı çocuğumu eve götüremiyorum. Bir de o solucan için silah kuşanıyorum. Ya hadi bırak. Ben gider çıplak elle boğarım o. Yok abi. O zevk bana ait. Abi etrafı bir kolaçan etsene. Şimdi Azat buradayken polis falan yakalamasın bizi. İyi becerdin sen bu işi. Dayı olsaydı nasıl da severdi bu veledi. Ya ne hikayeleri anlatırdı el kadar çocuğa. Mutlu musun sen? İyi. Ali de mutlu. Ali abim var ya, hayatında hiç ama hiç olmadığı kadar mutlu. Tefo ile senin sayende. Unutma onu. Ezel ben sana bir şey vereceğim. Ne zamandır yanımda taşıyorum. Babamın bıraktığı zarftan çıktı. Ölmeden. Ne bu? Ezel. Temiz. Hadi gidelim. Arabadayım ben. Biliyorum, biliyorum. Bulamadınız. Yok. Hayalet gibi herif. Nasıl kaçtı ya? Nasıl bir herif bu ya? Bir susun ya, bir susun. Tecavüzcü katil bir herifi iki kere elinizden kaçırdınız. Böyle bir beceriksizlik yukarıdan nasıl görünüyor sizce? Elimizden gelen her şeyi yapmak için çaba... Ben biliyorum. Çünkü konuştum yukarıdakilerle. Bir iki yıldız sökülüp uzakta bir diyarlara atanacaksın gibi görünüyor. İstediğin bu mu? Cevap ver, bu mu? Değil. Peki. Ezel'i bulmak istiyor musun? Manşetlerde kahraman polis olarak sırıtmak istiyor musun? O zaman tek yapman gereken benim dediğim yere gelmek. Nereye? Benim yanıma. Ezel de birazdan burada olur. Nereden biliyorsun geleceğini? Çünkü filmlerdeki, romanlardaki gibi bitecek zannediyor bu işin sonu. Çünkü kötü adam vicdanına yenilecek, saklanacak, kendine acıyacak... Sonunda da büyük bir hata yapacak zannediyor. Çünkü en sonunda ilahi adalet yerini bulacak zannediyor. Sana hayatının fırsatı.
Tek yapman gereken dediğim yere gelmek. Keskin nişancılarınla. Günün adamı olacaksın. Tek bir şartım var. Neymiş o? Size işareti verdiğimde sorgusuz sualsiz, gecikmesiz beklemesiz vuracaksın o katili kafasından. Niye? İlahi komiserim, niye mi? Adam hayatımın aşkını aldı benden. Sonunda ilahi adalet yerini bulsun diye. Verin adresi. Cengiz. Dünkü konuşmamızı bitirmedik. Ha iyi. Yetmedi mi itip kalkmalar? Yetmedi. Millete bok atıp durmalar. Kimsenin suçu yok. Sen bildiğin baş belası herifin tekisin. Git ya Ömer. Kimse umurunda değil senin. Değil mi baban seni ilk gördüğünde ne dedi? Deme lan. Ne istiyorsun benden? İnsanın arkadaşı önemlidir dedi. Bazı arkadaşlar insanı yüceltir, bazıları dibe çeker dedi. Çekilmeyin lan o zaman. Ali de bu herife dikkat et dedi. Bu herif canını bir gün çok fena yakacak. Niyeymiş o? Nerede bir bok görsen üstüne atlıyorsun da ondan. Kendi bokunu hep başkalarının üstüne atıyorsun da ondan. Kendinden başka kimseye. Yok düzeltiyorum. Kendine bile hayrın yok da ondan. Ne duruyorsunuz lan o zaman burada? Durun gidin. Ne plan var? Sabın yapmayın. Ya yapmayın. Dur. Dur. Baba. Az kalsın vuruyordun lan babanı. Az kalsın ortak ediyordun kendi belanı bizi. Ali abi, adam kaçırmak, zorla alıkoymak kaç yıl yeriz? En az beş. Tanırsa tabii bizi. Ne yapıyorsunuz ya siz? Ali abi, ya cinayet? Müebbet. Ali abi. Baş belası herifin tekisin lan Cengiz. Senin yüzünden müebbet yiyeceğiz. Yapma. Cengiz, söyle yapmazsınlar. Niye aramadı? Çünkü. Niye? Niye baba? Niye gelip almadınız beni? Her gün bekledim gelip almanızı. Kimsesiz diyorlardı okulda. Babam arabasını şöyle bir okulun önüne çeksin de görün dedim. Bırakılır mı lan bacak kadar çocuk? Eşya mı lan o? Yapmayın. Alacaktık. Hep özledik. Hep eksikliğini çektik. Annesi perişan oldu. Her gün ağlıyordu. Ama sonra... He. He. Ne oldu sonra? Hamile kaldı. Bıraktığımız çocuk geriye gelmiş gibi oldu. Paramız birikmişti. Oğlumuz doğmuştu. Çektiğimiz acı bitmişti. O doğmasaydı alacak mıydınız beni? Niye döndünüz madem? Hı? Niye eve döndünüz? Hı? Çünkü kolay geldi. Çünkü o gece konduya dönmek istemedi. Çünkü sınıf atlamıştı. Bu oğlun öbür hayatına aitti. Şimdi yenisi var değil mi? Eskisini bırakırsanız kimse anlamaz zannettiniz. Kimse anlamaz gece kondulu olduğunuzu. Doğruyu söyle. Utandınız değil mi? Cengiz'den değil, kendinizden.
baba. Evet, evet, evet. Sana vurmasınlar. Özür dilerim. Evet. Baba. 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 Cengiz. İşe yaramaz adamın tekisin. Ama utanması gereken onlar. Senin hiçbir suçun yok. Yok mu? Yok tabii. Nereden biliyorum biliyor musun? Nereden? Bizim gibi arkadaşlarım vardı ondan. Halimize bak lan. Ben bunları yapacak adam mıyım? Hayatımda silah elemedim Cengiz. Biz senin için adam kaçırdık. Biz senin için hapse girmeyi göze aldık Cengiz. Ne? Bitti mi şimdi? Vurmayacağız mı? Ne? Ne gülüyorsun lan? Katil miyim lan ben? Adam mı vurdum lan hayatımda? Bu aileyi salla Cengiz. Senin gerçek ailen burada duruyor. Cidden ailen misiniz lan siz benim? Ha? En güzeli... suç ortağı mısınız şimdi? Ha? Yürü kanka. Oğlum krizi atlattıysan bir şey soracağım. Kız meselesi mi? He. Dün pazarda bir kızla tanıştım. Adı Eşan. Oğlum çok güzel lan. Sor bakalım. Danış kardeşine. Bana niye danışmıyorsunuz lan? Kızı dövdürtmek istersek sana danışırız Ali abi. İçimizi yırttık seni. Çişim bayram oldu hayvan. Gülme lan. Gülme geliyorum lan yakalarsan. Söyle lan. Söyle lan hangi kız lan? Hangi kız oğlum? Hangi? Bu mudur? Budur. Bugün burada ikimizden biri ölecek öyle mi? Ya sen ya da ben. Dayım zamanında bir şey öğretti bana. Derdi ki, yeğen her zaman üçüncü bir seçenek vardır. Peki dayın sana Habil ile Kabil'in hikayesini de anlattı mı? İlk cinayet. Kıskançlık yüzünden. Onlar gibi mi olacak sorumuz ha? Kardeş kanı. Kardeşim değilsin sen benim. Niye? Niye? Şu karanlıkların orada demedin mi bana ben senin ailenim diye? Hatırlamıyor musun? Asıl cezam oymuş zaten Cengiz. Ben sizi hiç unutmadım. O yüzden en başından beri seni her elime geçirdiğimde bıraktım.
O yüzden sıkmadım o ağzını. Sonunda anladın kanka. Sonunda anladın. Ne olursa olsun biz hep kardeştik seninle. Daha ilk günden ailen yaptın sen beni. O yüzden... Zaten öleceksin. Kardeşim. Neredesiniz? Neredesiniz gerizekalılar? Ne yaptın sen? Ne yaptın? Sana üçüncü bir seçenek verdim. Kardeşim. Bana bunu yapan eski kocam. Cengiz Atay. Eve gelip beni öldürmeye çalıştı. Önce tecavüz etti. Sonra tekrar geldi. Elinde eldivenle zilin bıçağını alıp beni öldürmeye çalıştı. Bana bunu Ezel değil, Cengiz yaptı. Hapis. Polislere biletlerinden de bahsettim. Havaalanında bekliyorlar seni. Yani kimse gelmeyecek Cengiz. Biz bizeyiz. Seni mahkum edecekler. Sen. Buradan canı alıp gideceğim. Olmaz. Sonra da Eyşan'ı alacağım. Vermem. Ölürüm vermem. Sonra da hayatıma kaldığımız yerden devam edeceğiz. Olmaz. Olmaz, ben varım, olmaz. Sen yoksun Cengo. Seni hatırlamayacağız bile. Sen Eyşan'ı değil, asıl Cengiz'i öldürdün. Bundan sonra sadece yaşamayacağız. Bundan sonra sen olmamışsın gibi yaşayacağız. Hayır, ben varım. Ben ne olacağım? İki seçeneği var. Hapis mi, ölüm mü? Sen seç. Dedim hayır! Öldürürüm. Öldürürüm. Yemin ederim saplarım boğazına. Gel. Hangisi Cengiz? Hapishane mi, ölüm mü? Olmaz lan, olmaz! Ali! Çocuğu Ali! Hani suç ortağındın lan sen benim? Bir şey yap! İkiniz de gelin. Seni bir kere öldürdüm. Bir daha öldürürüm. Senin öldürdüğün günler bitti Cengiz. Benim öldüreceğim gün geldi. Tabii hapsi seçmezsin.
Korkma. Seçtim de, seçtim de dokunmayacağım sana. Sıkıysa dokun. Nasıl dokunacaksın ha bana? Eyşan'a dokunduğum gibi mi? Nasıl vurdun lan? Nasıl kıydın lan ha? Nasıl vurdun lan? Ha? Nasıl vurdun lan? Ha? Nasıl kıydın lan? Hayatım! Hayatım! Ömer! Gel lan! Nasıl kıydın lan? Aç gözünü! Ömer! Ömer bırak! Bırak ben bitireyim! Bırak Ömer! Eyşan yaşıyor onu! Eyşan yaşıyor! Ama benim tebam öldü! Bırak ben bitireyim! Sen şimdi bunu öldürürsen ceza değil lan buna! Ödül buna, ödül! Bırak! Bırak ben bitireyim. Sen arkana bile bak. Bırak ben daha kötüsünü yapayım. Sen şimdi eşeğine git. Esen! Ömer! Yardım edin abi! Benim lan! Benim Cengiz! Kayıyorum! Kayıyorum Ömer! Ömer! Benim oğlum! Benim! Bırakma beni! Bırakma sen! Sen bırakmazsın kardeşini! Ömer! Çekil beni! Çekil beni! Eski günlere dönelim ha! Ömer! Çekil beni, en başa dönelim! Hadi! Nasıl hiç anlamadım. Hepimiz. Eyşan da Ali de ben de. En çok seni sevmeye hazırdık. İstesen hepsini durdururdun. İstesen bunların hiçbiri olmazdı. İstesen Eyşan şimdi yaş... Git. Defol git bir daha da gelme. Ama alçak herif. Sakın unutma olur mu? Hayatta en yakın arkadaşımı da yanında götürüyorsun.
bakıyoruz canım. Burada bir yerdedir araba. Cengiz ayırmamıştır yanından. Alırsın canı, heyşanı. Unutursun oğlum her şeyi. Evet. Gidersin zaten buralardan. Ha? Orada işte. Gel Ömer, gelsene Ömer. Oğlum bak burada kıçında pireli uyuyor. Ömer, abim, biliyorum. Kimse kaldıramaz senin yaşadıklarını. Ama bitti lan. Mutlu sona geldin oğlum. Oldu lan. Geri aldın aileni. Her sene doğum gününde bir tane verin. He? Bavuldan çıkacakları diyorum. Ne bavulu? Ailenin Azad'a verdiği bavul. Ali, Aylin diye biri geldi, bir valiz getirdi. İçinde hediyeler var üstleri yazılı. 15 yaşın kutlu olsun. İlk hikayem bu külüstürden çıksın, Ezel amca. ...18 yaşı için bir anahtar ver. Mustang Shell bir garajda onu bekliyor. Adam gibi öğreten kullanmayı, kendine benzetme. Ezel, izin vermem. Deli misin lan, niye? Her seneye bir hediyem var. Hepsinin altında imza Ezel amcan. Ha bir 20'sine Balat'ta küçük bir ev aldım ona. Kapısında oğluma yazıyor. Sen 20'sine basmadan önce söylersin değil mi abi ona? Oğluma babasının benim olduğumu dersin değil mi? Azat okur ona. İyi okur. Babamın bıraktığı zarftan çıktı. Ölmeden. Ne bu? Ezel, temiz. Hadi gidelim. Arabadayım ben. Kızım, ola ki hikayeyi anlatacak kimse kalmazsa bir gün diye karaladım bir şeyler. Yıllar içinde şunu öğrendim. Bilmeye hakkı olanlar ne kadar acı da olsa gerçeği öğrenmeli. İçine de baktım. İyi bakın. Kim olduğumu çıkarabildiniz mi? Bir ipucu vereyim size. Bir hikaye anlatayım. Ömer'in ve onun üç arkadaşının hikayesi. Anlatacağım şeyler yıllar önce oldu. Senin hikayen. Dayı yine bir adım önde benden. Belki her şey geçince cana sen okursun diye düşündüm. Bak ne diyeceğim. Bu iş bitince arada bize gelip sen okur musun cana? Her gün biraz. Öyle öğrenir. Gerçeği öğrenene dek. Bence dayı onu kastetmiş. Sen hep onun yanında olacaksın değil mi Ali abi? Ödemen gereken bedel buymuş. Beni korumak değilmiş. Benim oğlumu korumakmış. Niye? Ezel niye? Ne oluyor lan? İyiydi her şey Eyşan. Eyşan. İyi olmadı değil mi? İyileşmedi değil mi? Yaşayacak mı? Her şeyi yaptım. Hayır. Ama hasar çok büyük. Organlar iflas etmiş. Kanama çok fazla. Hayır doktor, hayır öyle değil.
Öyle değil, öyle değil. Başka bir şey söyle. Öyle değil. Çok üzgünüm. Kim söyletiyor sana bunları, ha? Kenan mı? Ha? Cengiz mi? Kim? Kim oyun oynuyor? Kandırıyorsun beni, değil mi? Beni dize getirmek için, değil mi? Ha? Tamam. Geldin dize. Eğildin mi oyunumu? Oynamayın, tamam, yenildim. Öyle deme. Öyle deme. Öyle deme doktor. Ne istiyorsanız yaparım, ne olur. Ne istiyorsanız yapayım, ne olur. Öyle deme. Söyleyemem. Oyun değil, kader. Değil. Hayır, değil, kader değil. Ben yendim kaderi. Ben ölmüştüm, doktor beni öldürmüşlerdi. Ben yendim, ben yendim. Eşan da yenecek. Savaşlıdır o, güçlüdür o, yenecek o, göreceksin, yenecek. Hayır, yenmeyecek. Bir şey yapamadan kapattık yarısını. Organlar iflas. Yapacak bir şey yok. Üzgünüm. Yapacak hiçbir şey yok. Eşan. Ölecek mi? Ne kadar zamanı var? Eğer güçlüyse en fazla 10 saat. 10 saat. Ne zaman uyanır? 1-2 saate uyandırılabilir. Ama bu durumda uyandırmak... Uyanınca acı çeker mi? Ağır morfin verilecek. Bir şey hissetmez. Uyandırın. Kendinde olur mu? Polislere haber verin. Uyandıracağınızı bilsinler. Hazır olsunlar. Anladınız mı? Saatimiz kaldı. Erhancan. Sen de vedalaş. Eyşan'ın yanına gideceğim. Sen. Hayır. Senin başından beri planın buydu zaten, değil mi? Cengiz'i öldürüp herkese veda ediyordu sen, değil mi? Hiç teşekkür etmedim. Tevfik için. Tefo'yu bu hayatta en mutlu eden insan olduğun için. Gerçekten. Ezel! Ha, unutmadan. Bu senin. Ne bu? Ayrılık hediyesi. Burkaç'ın bu. Olmaz. Olur mu? Ayrılık derken? Elveda Şevval. Başka bir şey isteyeceğim senden. Daha büyük bir şey. Ne? Bunların hiçbiri olmasaydı birlikte buralara gidecektik seninle. Bambaşka bir hayatımız olacaktı. Beraber yaşlanacaktık. Çocuklarımız olacaktı belki. Polis gelecek şimdi. Niçin bunları anlatıyorsun? Düşünebiliyor musun?
Senle ben. Buralara gidiyoruz. Birlikte. Hayal et be. Edebiliyor musun? Hayal mi kurmamı istiyorsun? Evet. Biri benim için bir hayat hayal etse, o sen ol isterim. Yapar mısın? Anlamadım ki ben. Niye sana bir hayat hayal ediyorum şimdi? Her ay gönder bir tane onlardan anneme. Ben yazmışım gibi ama. Başka başka yerlerden, böyle güzel yerlerden. Hayır ama gerçek ortaya çıkacak Ezel. Hapse girmeyeceksin sen, öyle düşünme. İki satırda bir şeyler yaz ama. Ne bileyim, yemekleri çok güzel buranın de. Sonra arkadaşlarım olmuş mesela orada. Bir işe girmişim. Ne bileyim, mutluyum anne yaz. Oğlum burada çok mutlu yaz. Ezel, sen buralara gideceksin. Hani hayal etmiştin ya, öyle olacak işte. Eşanla gideceksin. İyileşecek o da. İyileşmeyecek mi? Eşan ölüyor Bade. Ama sen... Demiştin yani bana. Senin mutlu sonun Eşan'la diye. Haklıydın. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun sen ya? Al bunları. Ya saçmalama, olmayacak öyle. Al bunları Ezel. Yapmayacaksın öyle bir şey, saçmalama. Hayır, al bunları. Bade. Al bunları. Bade, Bade dinle. Bade dinle, ne olur dinle. Vaktim yok. Gerçekten Bade dinle. Ne olur. Sen çok başka bir şeydin benim için. Tek umudumdu. Sana bir hayat vermek istedim. Çok istedim. Ama olmadı. Şimdi olmayan hayatımı veriyorum sana. Hiç olmayacak hayatım. Bana bir hayat yazar mısın? Yazar. Yazar mısın? Senden son isteğim bu. Her şey bitip mutlu günler gelince hep bu anımızı hatırlayalım baba, olur mu? O kötülükleri unutalım. Hep birbirimizi böyle hatırlayalım baba, olur mu? Annem yanımda. Babam bana hakkını... Helal olsun oğlum. Helal olsun Ömer'im. Anne? Helal olsun annem. Ne kadar hakkın varsa hepsi sana helal olsun. Hepsi helal olsun. Bir tek sen kaldın Ali abi. Olmaz. Olmaz. Neleri geçtik lan? Olmaz. Delirdin mi lan? Olmaz. Olmaz. Ne olacak zannediyordun abi? Yok. Can. Can. Oğlun var. Oğlun ne olacak? Düşünmedin mi sanıyorsun? Hı? Ama Ali abi, babası bildiği adam öldüren, kendi içinde zaten çoktan ölmüş, hayatı boyunca yas tutan, ona asla bir yuva veremeyecek bir adamla mı büyüyorsun? Ne, sen söyle. Yoksa doğduğundan beri tanıdığı, sevdiği, ona bir yuva verebilecek bir adamla mı büyüyorsun? Sen söyle Ali abi, onun benimle normal bir hayat şansı var mı? Onu benimle öldürmek mi ona iyilik? Yoksa ona seninle bir şans vermek mi? Olmaz. Olmaz dedim lan. Sen neleri geçtin? Sen bizi geçtin. Hapsi geçtin sen. Şimdi olmaz, olmaz. Pes etmek olmaz. Sana yakışmaz abim. Pes etmiyorum ki abi. Bak abim, şimdi böyle bir hikaye düzelir. Düzelmez. Ben aşk acısı bilirim. Ömer, bilmem sanma. Bahardan sonra ben de az dayamadım onu anlıyor ağzıma. Abi. Geçiyor abim. Geçmez sanıyorsun ama bitmiyor tabii. Biter mi? Sonra başka biri çıkıyor karşına. Çıkmaz diyorsun ama çıkıyor. Seviyorsun.
Sevmem diyorsun ama seviyorsun. Doğru diyorum abim, bak doğru diyorum. Hala. Hala. Yeter. Helalleş bana. Ver elini. Sonra bırak gideyim. Abim. Ömer'i bırakmam. Bırakmam. Ali abim. Ben o gün polisler kapıyı kırıp girdiğinde öldüm zaten. Bu hayat bana çalıntı. Giydim, kuşandım ama tutmadı, oturmadı abi. Görmüyorum deme ne olur, görmüyorum deme. Görmem, görmem. Bırakmam Ömer'i, bırakmam bir daha. Bıraktım zaten. O gün bıraktım beni. Sonra buldum. Yine buldum. Bulmadın abi. İkinci bir şans var zannettik. Meğer yokmuş. Ezel ikinci bir şans falan değilmiş. Ezel zavallı bir hayaletmiş böyle abi. Değil. Değil. Ömer benim, bana geri döndü. Ömer geri döndü, beni affetti. Ömer bırakmam, ben bir daha bırakmam. Bırakmam. Abi, abi. Ben evime geri dönmek için gelmemişim. Ali abi. Deniz'i cezalandırmaya, seni affetmeye. Deme, ne olur deme. Eyşan'ı da alıp gitmeye gelmiş. Ömer, yapma. Abi, bırak gitsin. Meğer buymuş benim mutlu sonum. Ölümden mutlu son çıkar mı lan? Çıkar mı lan? Kim söyledi öleceğimi? Bakarsın geri gelirim. Gelmeyeceksin. Öldüreceksin kendini. Belki gelirim. Ha? Kardeşim. Sevdiklerim sana emanet. Ömer. Defoya selam söyle olur. Olayımız kılık olsun sana. Savaşma. Yapılabilecek her şeyi yaptılar. Senden bir şey isteyebilir miyim? Bir daha masaya yatmama izin verme. Seninle kalayım. Yanında olayım. Sana bakayım.
gördüğüm sen ol. Yapar mısın? Ömer. Sensiz hiçbir yere gitmem ben. Kulak verin sözlerime iyice. Herkes öldürebilir sevdiğini. Kimi bir bakışıyla yapar bunu, kimi dalkavukça sözlerle. Korkaklar öpücük ile öldürür. Yürekliler kılıç darbeleriyle. Kimi gençken öldürür sevdiğini, kimileri yaşlıyken öldürür. Şehvetli ellerle öldürür kimi. Kimi altından ellerle öldürür. Merhametli kişi bıçak kullanır. Çünkü bıçakla ölen çabuk soğur. Kimi aşk kısadır, kimi uzundur. Kimi satar, kimi de satın alır. Kimi gözyaşı döker öldürürken, kimi kılı kıpırdamadan öldürür. Herkes öldürebilir sevdiğini, ama herkes öldürdü diye ölmez. Ömer, gidiyor muyuz sonunda? Nereye gidiyoruz? Canımız nereye istiyorsa. Sıcak bir yer olsun. Tanıştığımız gün gibi. Hayatımın en mutlu günü. Benim şimdi... Söyledim bile. Biz biraz tatil yapacağız. Sonra Can da gelecek. Tamam. Ağlamak yok Eşen. Bundan sonra ne istersen öyle olacak. Ağlamak yok. Gel.
bekliyor değil mi? Çok özledim. Üzülmek yok. Neşan. Neşan bak bak. Bak bir tane. Bak bak. Bak yanında. Yanı başında. Olacaksın tamam mı? Ömer. Tamam. Söyle. Senden sonra mutlu. Senden sonra mutlu. Yaşayacaksın. Yaşayacağım. Balıyımızmış bu. Yeni evlenmişiz. Eyşam'la Ömer'in düğünü. Hemen sonra sen gelinlikle, ben smokinle trene atladık. Peronda annemler var. Çok mutlular. Uğurluyorlar bizi. Trende bütün dostlarımız var. Bütün kavgalar bitmiş. Hepsi burada. Tebrik etmişler hep bizi. Çok sevinmişler. Ama en çok sen sevinmişsin. Çünkü sonunda aldım seni. Seni aldım. Bir daha hiç ayrılmayacağım. Bir daha hiç birbirimizi bırakmayacağız. Biz birbirimizi... Yaşa. 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 Şah. Söz. Söz sevgilim. Söz sevgilim. Bir daha hiç bırakmayacağız birbirimizi. Sen nereye gidersen git. Ben hep senin yanında geleceğim. Yardım etmemi gerçekten istiyor musun yeğen? Şimdi söyle bakalım. Ne yapmak istiyorsun? İntikamımı almak. Nasıl? Her şeyimi aldılar. Ben de her şeylerini alacağım onlardan. Nasıl? Yavaş yavaş.
en zayıf noktalarını arayıp bulacağım. Aralarına gireceğim. Onların güvenlerini kazanacağım. Onların kalplerini kazanacağım. Sonra... Şimdi söyle bana yeğen. Ama doğruyu söyle. Bu dediklerini gerçekten yapmaya hazır mısın? Hazırım de. O zaman yolun açık olsun yeğen. Yolun açık olsun. İntikam dedikleri verilmemiş adalettir. Şimdi sen adaletini söke söke alacaksın onlardan. Bir şey daha var. Son bir şey. Takma onu parmağına. Takma onu parmağına. Söz ver bana, o yüzüğü parmağına takmayacaksın. Çaresizlikten de olsa takmayacaksın. Söz ver bana. Niye? Kederden de takmayacaksın onu parmağına. Diyelim ki sorular birikmiş, cevap yok. Herkes gitmiş. Kimseler kalmamış. Gene takmayacaksın yeğen. Söz ver bana. Söz. Yılgıdan, yenilgiden, gururdan, sonu gelmez üzüntülerden kurtulmak için de takmayacaksın onu. Söz ver bana yeğen. Söz veriyorum dayı. Bu hayatı bitirmek için bin nedenin olsa yeğen, gene takmayacaksın o yüzüğü. Ama bir sonrakine başlamak için tek bir nedenin varsa bile, tek bir nedenin, o zaman takacaksın o yüzüğü parmağına. O zaman takacaksın. Her şeye rağmen, her şey bittiğinde ezel aşkın kazanacağını, adaletin yerini bulacağını zannediyordu. Ama mutlu sonlar hikayelere mahsus.
Benim anlattığım hikaye ise çoktan bitti. Sonrasında yaşananlar hiç olmadı. Fener kapalı oğlum. Ziyaret yok. Ziyarete gelmedim. Niye geldin öyleyse? Babama geldim. Adın? Adın ne senin? Adım Can. Can Uçar. Gerçek hayatta ölüler bizlerle konuşmaz. Aşk intikamdan güçlü değildir. Her şeyi affedecek güçte arkadaşlıklar yoktur yaşadığımız yerlerde. Gerçek hayatta babalar ve oğullar ölümü yenip kavuşamazlar birbirlerine. Kavuşabilirler mi?